çevirmek için de her şeyi yapmaya hazır. Toplumu kutuplaştırabilir, seçim kanunlarıyla oynar, yarın öbür gün sandıklarda başka tür müdahaleler olur, seçim hileleri yaşanır, YSK'da daha önce gördüğümüz İstanbul seçimleri ve anayasa referandumundaki gibi usulsüzlükler olabilir. Her şeyi devreye sokmaya hazır bir iktidar var seçimi kazanmak için. Şimdi bunu da bu seçim yasasında yapılması planlanan değişiklikleri de o bağlamda mı görüyorsunuz? Hiç şüpheniz olmasın. Kaybettikleri halk desteğini kaybetmelerine rağmen siyasi, hukuki, mühendislik yoluyla seçim kazanma planıdır bu. Ve planının bir parçasıdır. Nasıl olacak? Daraltılmış bölgeye getirir? Hem hukukçu yönünüz hem de siyasetçi yönünüz. Yani tek tek hepsini konuşmak zor olabilir. Şöyle diyeyim. Ama ben daraltılmış bölgeyi daraltılmış konuşmak isterim. Her bölgeye kaç milletvekili vereceğiniz önemli. 5 milletvekili deniyor. 5 milletvekili verildiğinde bunun hangi usulle, hangi baraj sistemiyle baraj olup olmamak yönüyle de tartışılması gereken bir meseledir. Şunu söylemek yeterli sanıyorum. Bakacaklar oy dağılımına, nerelerde nasıl oy aldıklarını inceleyecekler ve hangi sistem bu oy dağılımında en yüksek milletvekilini getirir. Onu seçim bölgelerini de buna göre eşleştirmeye daha önce de yaptılar. Gene yaparlar. Ne zaman yaptılar? Daha önce birkaç kere yapıldı. Bu yerel seçimde mahalleler değiştirilmişti. Sadece o değil. Bu seçim bölgelerinin sınırlarının değiştirilmesi, bölgelerin yeniden sınırlarının belirlenmesi. Son yerel seçimlerde Ankara 3 bölgeye ayrıldığında seçim haritasına baktığınızda 2018 seçimlerinde daha önce olanı değiştirdiler. Bu sefer farklı bir düzenleme yaptılar. İki bölgeyi farklı düzenlediler. Mahalleleri kaydırdıklarında bir yerde çok yoğun oyları varsa, oyların az olduğu yere bağladıklarında orada kazanacaklarını varsayıyorlar. Şimdi bunu daha önce Özal döneminde de gördük. Hep yapıyordu Özal. 91'de yaptı diye hatırlıyorum. 87 ve 91'de evet, galiba. Yani birkaç kere değişti. Çok değişti seçim kanunu. O dönemlerde oy kaybettikçe seçim kanunuyla oynuyordu. Buradan çıkaracağımız sonuç çok nettir. Bu iktidar halk desteğini kaybediyor. Çok açık. Ayrıca kendisi de halk desteğini kaybettiğini itiraf ediyor. Neyle itiraf ediyor? Seçim kanunlarıyla oynama ihtiyacını duyuyorsa bu bir itiraftır. Ben kaybediyorum. Halkın oyuyla değil, mühendislik çalışmalarıyla. Ben yine iktidarı devam ettirmek istiyorum diyor. Ayrıca başka yöntemler, dediğim gibi kutuplaştırma, gerilim, muhalefeti bölme. Onlar politik hamleler. Vesaire. Onlar politik. Ayrıca hukuki hamlelerle de. Ben oy kaybetsem bile çoğunluğu elimde tutmak için her yolu deneyeceğim diyor. Şimdi siz çok daha genel değerlendirmeler yapma kaygısı içindesiniz. Bense biraz burada daha önceki işte bu tartışmalar başladığında öteki genel başkanlarla da burada biraz durmuştuk. Hı hı. Neden durmuştuk? Çünkü anlatılması gereken bir şey. Anlatır mı? Şöyle örneğin işte o yerel seçimde hatırlıyorum Sarıyer'deki işte 2-3 mahalleye alıp başka ilçeye bağlama. Evet. Burada örneğin şöyle düşünürsek işte Kartal, Adalar, Kadıköy'ü bir seçim bölgesi yaptığında başka bir sonuç alıyorsun. Elbette. İşte Kadıköy'ü alıp Ümraniye, Üsküdar'la birleştirdiğinde başka bir sonuç alıyorsun. Evet. Dolayısıyla bunu size şöyle getireceğim. Bir şey söyleyeceksiniz tabii. Herhalde. Yok, hayır, dinliyorum. Bunu size şöyle getireceğim. HDP'ye şöyle getireceğim. Sonuç olarak aslında siz buradan çok da fazla bir kayıpla çıkmazsınız gibi görünüyor. Evet. Ama Türkiye'de 3 partili bir sisteme döner. İşte HDP, evet. CHP, AK Parti. Veya yok. İttifaklar yeniden devreye girer. Bu bir yönüyle sizin işinize gelebilir. Hayır, bizim işimize neden? Gelen her şey demokrasi için faydalıdır diyemeyiz. Demiyoruz zaten. Bakın. Biz sadece parti çıkarlarına bakmıyoruz. Bunu çeşitli dönemlerde çok açık ortaya koyduk. 2019 yerel seçimlerinde daha nasıl gösterilir bu tutum? Hiçbir şey beklemeden biz sadece bu iktidarı durdurmak ve demokrasi güçlerini alan açmak için aday göstermedik büyük şehirlerde. Bizim derdimiz şu, eğer böyle dediğiniz gibi daraltılmış bölge gelse, 5 milletvekiline ayrılsa bölgeler, bizim çoğunluğa sahip olduğumuz iller belli ve oralardan da yine aşağı yukarı bugünküne yakın milletvekili çıkarırız. Batıdan gelemezsiniz belki. Batıdan işte biz bunu önemsiyoruz.
çok önemsiyoruz. Zaten bunu da soracağım. Türkiye'nin her yerinde olmak için elimizden gelen her çabayı harcıyoruz. Biz Türkiye'nin tamamıyla ilgili siyaset yapıyoruz ve biz Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz. Dolayısıyla sadece bir bölgeden oy almak ve oradan da 60-70 milletvekiliyle gelmek, eğer ülkenin demokrasisine zarar verecek bir sistemle oluyorsa istemiyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Biz 3-5 milletvekili fazla çıkarmanın peşinde değiliz. Ayrıca böyle bir sistemin yeniden AKP yönetimine yolu açacağını gördüğümüz için de kabul etmiyoruz. Açma ihtimali olduğunu gördüğümüz için. Yaratılmak istenen parti sistemini de reddediyoruz. Biz çoğulcu bir Türkiye istiyoruz. Olabilecek en geniş temsiliyeti içeren bir meclis istiyoruz. O nedenle bize 80 milletvekili gelse ne olur? Türkiye böyle kötü bir ortamda olursa istemiyoruz onu. Biz istiyoruz ki Türkiye çoğulcu olsun. Türkiye gerçekten demokrasinin işleyebileceği bir hukuki ve siyasi yapıyı oturtsun. Kendi hesabımız burada hiçbir şekilde öne çıkmaz. Bunu bütün samimiyetimle ve bütün netliğiyle söylüyorum. İzleyenlerimiz de bunu bizim bundan sonra bu tür konular önümüze geldiğinde takınacağımız tavra dair bir söz olarak alsınlar. Öyle mi? Evet. Mecliste de bir gücünüz var sonuçta tabii ama çoğunluk yok. Sonuçta AK Parti ve MHP'nin oyları o yasaları önemli değişmeye yetiyor. Önemli değil, şunu demek istiyoruz. Yani biz ben anlıyorum, siz evet. İlkesel bir şey söylüyorsunuz, evet. Onun farkındayım. Tabii. Yani biz diyoruz ki hani böyle bize de ucu rüşvet olarak uzanabilecek herhangi bir düzenlemeye, herhangi bir hayırhah tavrımız olmayacaktır. Neden önemli? Şimdi dokunulmazlıkların kaldırılması tartışılıyor. Burada AKP'nin muhalefetin oy desteğine ihtiyacı yok. Siyasal desteğe ihtiyacı var. Evet. Kendini meşrulaştırmak için. Öbür düzenlemeler geldiğinde de aynı desteğe ihtiyaç duyabilir. Yani ne kadar farklı çevreler olabilir derse o gelecek sistemin meşruiyetini arttıracaktır. Biz diyoruz ki bu tür düzenlemelerin meşruiyetini yükseltecek herhangi bir tavra asla girmeyeceğiz, tam tersine. Çoğulculuğa, Türkiye'de demokratik temsiliyete ve demokratik ortama uygun bulmadığımız her düzenlemeye karşı tavrımız siyasal olarak da sayısal olarak da çok net olacaktır. Peki, şimdi pek çok senaryoda konuşuluyor, işte ittifaklar konuşuluyor. Az önce de 2019'a atıfta bulundunuz. Fakat şimdi yeni ittifak arayışları da var. Sizin öyle bir arayışınız var mı ya da sizinle bu yönde dirsek teması kurmak isteyen var mı? Şimdi, genel olarak dışarıda tabii, görünen sizinle utangaç bir işbirliği yapıldığı yönünde. Yani bu yorumun şöyle bir yanlış tarafı var. Türkiye'de ittifakların hangi hedeflere dönük olarak yapıldığı yeterince dikkate alınmıyor. İki seçim olacak. Eğer seçim ittifakı konuşuyorsak iki seçim olacak aynı anda. Cumhurbaşkanlığı seçimi tabii. Ve parlamento seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimi şimdi bir kenara bırakayım. Biraz sonra döneyim oraya. Parlamento seçimi için bizim ittifak arayışımız yoktur. Biz zaten baraj %10'da kalsa, düşürülse de parlamentoya girebilecek oy desteğine sahip olduğumuzu biliyoruz.